Suriye'deki protesto eylemlerinde bir yıl geride kaldı. Kentleri yer yer savaş alanına çeviren şiddet dolayısıyla son bir yılda 8 bin Suriyeli öldü, 230 bin kişi evlerini terk etti. Dünya genelinde faaliyet gösteren 200 insan hakları kuruluşu eylemin yıl dönümü dolayısıyla bir ortak açıklama yaparak Esad yönetimi üzerinde şiddete son verme baskısının artırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler tavır alsın çağrısının hedefinde ise özellikle Rusya ve Çin var. Yer Dera. Takvimler 2011 Mart'ını gösteriyor. Arap Baharı'nın en uzun soluklu ayaklanması böyle başladı. Fitili ateşleyen, duvarlara slogan yazdıkları için tutuklanan Deralı gençlerdi. 40 yıllık baba oğul Esad yönetimine karşı öfke hızla yayılırken yanıt tanklarla mermilerle geldi. Bu 15 yaşındaki Deralı Tamer el-Şehir'in işkenceye uğradığının resmi. Kolu kırılmış, dişleri dökülmüş, gözaltına alındıktan haftalar sonra ailesine cansız bedeni teslim edilmiş. Elimde iki matkap deliği vardı, bir de çatlak. Kalça kemiğinde 5 mermi. Matkap delikleri hariç 11 delik vardı vücudunda. Onu eve götürdüğümde çocukluktan kalma bir yara izi olmasa annesinin bile onu tanımasına imkan yoktu. Tamer'inki gibi öyküler protestoların daha da yayılmasına yol açtı. Suriye hükümeti ise menfur bir terör dalgasıyla karşı karşıya izliyordu. Şiddeti dindirmek için Arap Birliği'nden gözlemciler gönderilmesi de değişiklik yaratmadı. Şam yönetimi her yeni gün yine işkenceyle, cinayetle, katliamla suçlanıyor. Suriye Devlet Televizyonu izleyicilerine terör örgütlerinin Humus sokaklarında yıkıma yol açtığını anlatıyor. Muhalif isyancıların hemen her gün açıkladığı onlarca can kaybı haberini doğrulamak mümkün değil. Ancak Birleşmiş Milletler'in muhafazakar tahminlerine göre ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı. 200 bin kişi iç göçe, 30 bin kişi de ülkelerinden ayrılmaya mecbur kaldı. Sırf son 24 saatte 1000 kişinin Türkiye'ye kaçmasıyla bu kamplarda sayı 15 bine yaklaştı. Yani Suriye'deki her 100 kişiden birinin hayatı şiddet dolayısıyla kökünden değişti. Buna tanıklık edenler ise çok daha fazla. Şam sokaklarında ise görünüşe göre hayat olağan ritminde akıyor. İngiliz Guardian gazetesinin sızdırdığı e-postalara bakılırsa Beşar Esad için de böyle. Peki Esad yönetimi bir yılda yaşanan tüm olaylar karşısında nasıl tutunabildi? Hükümet nezaretinde reformdan yana olan Suriye Sosyal Kulübü açısından şaşırtıcı değil. Merkezi hükümet hala bütünlük içinde. İktidar yapısı açısından bir sorun yok. Herhangi bir devletten bekleyeceğiniz tüm icraatlar yapılıyor. Pek çok Suriyeli bu düzeydeki şiddetin geçici olduğunu düşünüyor. Hükümetin ve tüm ülkenin bu badireden biraz hırpalanmış olsa da sağlam şekilde çıkacağını düşünüyorlar. Suriye hükümeti birlik içinde olabilir ama muhalifleri değil. Gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse bölge ülkeleri arasında dahası Suriye toplumunun, ordusunun içinde çatlaklar var. Bu fay hatları 3 üyenin ayrılmasıyla Suriye Ulusal Konseyi'ne de uzandı. Bu gerçekten çok kötü oldu. Tam da uluslararası toplumda herkesin üzerinde birleştiği nokta, muhalefetin birleşmesi gerektiğiyken onlar aksi yönde ilerlemeye, kopuşlar yaşamaya başladı. İvme sahadaki gruplara kayıyor ve inisiyatifi hizipleşmiş durumdaki savaşçı gruplar ele alıyor. Ve benim görebildiğim kadarıyla bunun gerisinde bütünleyici bir siyasi strateji yok. Suriye Ulusal Konseyi'nin tıkandığı nokta şu, sahadaki gruplar dışarıdan askeri müdahale talep edilmesini istiyor. Ama onlar buna yanıt verdikçe diplomasi çevrelerinin onlarla işbirliği yapması da zorlaşıyor. Suudi Arabistan, Katar gibi komşuları baskıyı yoğunlaştırsa da Esad hala hem ülke içinde hem dışında yalnız değil. Suriye konusundaki girişimlerin son bir yılda iki kez veto edildiği Birleşmiş Milletler, yarın bu kez Kofi Annan'dan görüşlerini dinleyecek. Tamer'in Ürdün'e kaçan ailesi gibi daha binlerce Suriyeli ise şimdilik bir daha ne zaman evlerine dönebileceklerini bilmiyor.